Sizi biraz bekleterek Arzu Çerkezoğlu'yla hemen asgari ücret meselesini konuşmak istiyorum. Mutlaka sizin de yorumlamanız gereken bir başlıktır bu. Sayın Çerkezoğlu, ne hissediyorsunuz? Tabii Türkiye işçi sınıfı açısından bir bütün çalışanlar açısından ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin bu düzeyde belirlenmesi bizleri hem üzen hem de geleceğe dair mücadele kararlılığımızı aslında artıran bir sonuç ortaya çıkardı. En hafif deyimiyle hissiyatımız böyle. Çünkü gerçekten Türkiye işçi sınıfı insanca yaşayacak bir ücrete hasret kaldı yıllardır. Artık öyle asgari ücretler dayatılıyor ki bize hayatta kalmaya bile yetmeyecek bir ücretle milyonlarca çalışan baş başa bırakılmış oldu 2024 yılı için. Evet, üstelik Sayın Çerkezoğlu bir kereye mahsus değil mi? Sizin de daha önce yaptığımız yayında bir önceki hafta çok detaylı bir analiz yaptınız. Hakikaten çok büyük karşılık da buldu o analiziniz. En az 4 kere yıl içinde güncellenmeli dediniz. Şimdi evet. 17.002 lira belirlediler ve 1 yıl boyunca böyle gidecek değil mi? Evet, iktidar sözcülerinin ifadesi böyle. Cumhurbaşkanı da bir asgari ücret belirleyeceğiz, bu işi bitireceğiz diye söylemişti. Ama şu çok açık ki enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde 17.200 liralık bir asgari ücretle milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte hayatını sürdürebilmesi mümkün değil. Çünkü geçen programda da söylemiştim, bir daha altını çizmek isterim. Gerçekten Türkiye'de asgari ücret milyonların meselesi. Türkiye'de asgari ücret deyim yerindeyse bir memleket meselesi. Çünkü dünyanın her yerinde evet, asgari ücret bir sembolik ücrettir, bir istisnai ücrettir. Ama Türkiye'de bir ortalama ücret. Yani dünyada genellikle bir başlangıç ücreti veya istisnai ücret denir. İşte yeni çalışmaya başlayanların ücrettir. Ama şu anda Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürüyor. Özel sektörde asgari ücretle çalışanların oranı %70'ler civarında. Ve yıllarca çalıştığımız iş yerlerinde 10 yıl 15 yıl çalışan işçiler hala asgari ücretle hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla asgari ücret gerçekten milyonların meselesi ve asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme süreci. Ve bu açıdan bakıldığında da bir memleket meselesi olan asgari ücretin aslında belirlenme süreci de çok büyük sorunlar içeriyor. Yani bir masanın etrafına 15 kişinin oturup milyonların hakkında karar verdiği bir süreç kabul edilemez. Ayrıca özellikle bu yıl mesela bir ilk daha yaşandı. Asgari ücret bugün bir siyasi parti genel merkezinde konuşuldu taraflarca ve orada belirlendikten sonra Çalışma Bakanlığı'nda açıklaması yapıldı. Bu da ilk kez yaşanan bir şey. Oysa asgari ücretin belirlenmesi sürecinde belli kurallar var. Bir asgari ücret yönetmeliği var. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma ilkeleri var. Buna bile yani bizim göstermelik bir masa diye tarif ettiğimiz o formalitelerine bile uyulmayan bir süreç yaşanıyor. Ve belirlenen asgari ücret de 17.002 lira. Ve hükümet sözcüleri diyor ki 2024'te tek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Şimdi 2 yıldır asgari ücret 2022'de ve 2023'te DİSK'in de önerisiyle yıl ortasında revize edilmek zorunda kalındı. Çünkü gerçekten Türkiye'de enflasyon çok yüksek. Bu ülkede yaşayan herkes TÜİK'in açıkladığı o baskılanmış akıl dışı hukuk dışı enflasyon rakamının doğru olmadığını biliyor. Ve resmi rakamlarla bile dünyanın en yüksek gıda enflasyonunun olduğu ülkemizde dünyanın en düşük asgari ücretlerinden bir tanesiyle hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Dünya ile karşılaştırıldığında yine asgari ücret gerçekten son derece düşük Türkiye'de. Bundan 10 yıl kadar önce Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde bizden daha düşük asgari ücretli ülkeler 12-13 ülke varken şimdi sadece 1-2 ülke kaldı. Dolayısıyla dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz, dünyanın en düşük asgari ücretle mahkum ediliyoruz ve üstelik bu asgari ücret bir ortalama ücret. Tablo bu ve bu ücretle geçinmek mümkün değil ve diyorlar ki bir asgari ücret belirleyeceğiz ve bu işi bitireceğiz. Biz de diyoruz ki bu iş burada bitmez. Biz emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gelir adalet için, gelir dağılımındaki bu olağanüstü adaletsizliği, bölüşüm krizini ortadan kaldırmak için asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin insanca yaşayacak bir düzeye çıkması için mücadeleye devam edeceğiz. Tabii öncelikle meselemiz de Türkiye'yi bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarmaktır. Asgari ücreti bir sembolik ücret haline getirebilmektir. Deyim yerinde ise Türkiye'de asgari ücreti konu olmaktan çıkartmamız lazım. Bunun yolu da sendikalaşmadır, örgütlenmedir. Sendikalaşmanın
ve toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere, grev hakkı başta olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engelleri kaldırmaktır. Yani biz asgari ücret istemiyoruz, biz toplu pazarlık istiyoruz ve bütün ücretlerin gerçek anlamda bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu böyle olmadığı içindir ki işverenlerin ve hükümetin iki dudağı arasında ya da tek bir kişinin iki dudağı arasında milyonların hayatı hakkında karar veriliyor. Bu böyle olduğu içindir ki işte rakamlar ortada. Açlık sınırının altında gerileyen bir asgari ücret var Türkiye'de. Şu an belirleyen bu 17.002 lira rakamı da zamlı asgari ücreti alacağımız 1 Şubat tarihi itibariyle çok büyük ihtimalle yine açlık sınırının altına gerilemiş olacak. Çünkü şu anda Ekim ayı itibariyle Türkiye'de açlık sınırı 14 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 45 bin lira. Evet. Şubat ayına gittiğimizde bu rakamların evet. daha da yükseleceği açık. Bir evde 3 kişi çalıştığı zaman bile bir yoksulluk sınırına ulaşılamıyor bu rakamlarla. Yani milyonlar açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş durumda. Bu rakamla belirlenen bir asgari ücretti. O nedenle biz bu iş burada bitmez diyoruz. Gelir de adalet için, vergi de adalet için, insan değişecek bir ücret için de mücadeleye devam edeceğimizi söylüyoruz. Son olarak şunu da sormak isterim. Sevgili seyirciler, asgari ücret gerçekten o kadar yaygın ki Türkiye'de. Yani Türkiye'de çalışanların %70'ten fazlası, kamuda çalışanların ise %50'ye yakını, Sayın Çerkezoğlu yanılıyorsam düzeltin lütfen, asgari ücretle çalışıyor. Yani milyonlarca insan asgari ücret açıklamasını bekliyordu bugün hükümetten, ne olacak diye. Çünkü birebir kendi yaşamlarıyla ilgili, çocuklarına verecekleri harçlıkla ilgili, evlerine alacakları gıdayla ilgili bir açıklamaydı bu. Sayın Çerkezoğlu da diyor ki bir masanın etrafında oturan insanlar bunu belirleyemezler. Ki gerçekten de öyle oldu. Hani sarayda oturanlar aç tokun halinden, tok açın halinden anlamaz derler ya. Hani sarayda geniş yoksul kesimlerin halinden anlamıyor belli ki. 17 bin lirayla bir ailenin, bir insanın geçinebileceğini düşünmek akıl dışı elbette. Yine geçen hafta yaptığımız programlarda sevgili seyirciler hatırlayacaksınız. Asgari ücretin en az 33 bin, 35 bin bandında olması gerektiğini, 2018 yılında geri dönsek yani 2018 yılında ışınlansak bugünkü değerlerle ve enflasyonla asgari ücret ne olmalı sorusu da 50 bin lira olarak karşılık buluyor. Yani öylesine büyük yoksullaşma var toplumda. Türk parasında öylesine büyük erime var. Yoksullaşma var ve karşılığında da gıda enflasyonunda Sayın Çerkezoğlu'nun altını çizdiği gibi dünya sıralamasının birinci sırasına kadar yükselen bir Türkiye var gıda enflasyonunda. Ne olacak? Hükümet geri adım atabilir mi Sayın Çerkezoğlu? Ne diyorsunuz? Şimdi tabii belirlenme yöntemine ilişkin söylediğiniz çok önemli. Tekrar ben de altını çizmek istedim. Asgari ücretin gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmesi gereklidir. Gerçek bir toplu pazarlık derken de masada bütün sendikaların, konfederasyonların olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmelidir. Böyle olmadığı için de rakamlar ortada. Özellikle asgari ücreti enflasyonu ezdirmedik söylemleri de çokça ifade ediliyor hükümet sözcüleri tarafından. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Rakamlar da zaten bunu doğrulamıyor. Türkiye'de enflasyon doğru ölçülmüyor hepimizin bildiği gibi. Türkiye'nin o baskılanmış rakamlarıyla bile baktığımızda özellikle gelir gruplarına göre gıda enflasyonunun %100'leri aştığını çok açık bir biçimde görüyoruz dar gelirli asgari ücretli açısından. Dolayısıyla gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi gerekir. İşçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmesi gerekir asgari ücretin. Türkiye'de asgari ücret hala bütün uluslararası sözleşmelere, belgelere aykırı bir biçimde tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Bunun da değişmesi lazımdır. Ve açlık yoksulluk sınırı rakamları büyümeden payını alan bir asgari ücret olmalıdır. Bu böyle olmadığı için tablo giderek daha fazla ağırlaşıyor. Yani asgari ücretin alım gücüdür esas olan. Yüzde kaç arttı ya da kaç lira evet. olduğu değil. O nedenle işte biraz önce sizin söylediğiniz evet. rakamlar aslında her ay ya da her gün değişmesi gereken veriler. Dolayısıyla alım gücünün korunmasıdır esas olan. Sadece bir rakam söylemek isterim. Örneğin asgari ücret altın fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bundan 10 yıl önce 2013 yılında bir asgari ücretli Türkiye'de yıllık geliriyle 31 tane cumhuriyet altını alabilirken şu anda 9 tane cumhuriyet altını alabiliyor. Yani 22 altın kaybetmiş durumda alım gücü açısından. Sadece altın fiyatları karşısında asgari ücret. Dolayısıyla
Biz asgari ücretin ve bütün ücretlerin alım gücünü korumak zorundayız. Bunun yolu da gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesidir. Hükümet geri adım atar mı derken, biz örneğin 2022 yılı başında Mart ayından itibaren bu yapılan artış suya yazılan yazıdır ve asgari ücret revize edilmelidir dediğimizde önce herkes olmaz, Aralık'ta bekleyeceğiz dedi ama Temmuz'da masayı kurmak zorunda kaldılar. Bir Türkiye'nin gerçekleri ortada. Hükümetin bile 2024 yılına ilişkin enflasyon beklentilerine ilişkin kurdukları cümlelerde 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda düşüş eğiliminin olacağını açıkça itiraf ettiği bir yerde. Yani biz biliyoruz ki 2024 yılında enflasyon ciddi bir biçimde artışa devam edecek. Bu tabloda 1702 lirayla bir yıl boyunca insanların geçinebilmesi mümkün değil. O nedenle mutlaka asgari ücret yıl ortasında yeniden yıl içerisinde revize edilmek zorundadır. Biz de bunun olması için mücadelemize devam edeceğiz. O nedenle DİSK olarak diyoruz ki bu iş burada bitmez. Biz emeğimize, ekmeğimize sahip çıkacağız. Biliyorsunuz aylardır hem gelirli adalet hem vergi adalet için iş yerlerinden başlayan bir mücadele süreci yürütüyoruz. En son iki haftadır Edirne'den Artvin'e kadar İl il, şehir şehir meydanlarda büyük buluşmalar yaptık, kitlesel eylemler gerçekleştirdik. Ve artık insanların bütün Türkiye'de doğudan batıya, güneyden kuzeye her bölgede insanlarımızın ne kadar büyük bir geçim derdiyle karşı karşıya olduğu, işçinin, emekçinin, emeklinin, işsizlerin, kadınların, gençlerin nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda evet. Biz DİSK olarak bu sürecin gerçek anlamda herkesin insanca yaşayabilecek bir gelire kavuşmasını sağlayana kadar da mücadele edeceğiz. Hiçbir biçimde yani 2024 yılı boyunca 1702 lira asgari ücret, yani bu hakikaten akla zarar bir durumdur. Önümüzdeki evet, işte Ocak, evet. Şubat'ta başlayacak bir ücret süreci bu. Yıl sonuna kadar bu ücretle geçinmek mümkün değil. Bu milyonların artık hani açlık filan da değil, başka bir kavram bulmak lazım belki. Yaşaması mümkün değil. Bu ücretle geçinilemez. O nedenle de mutlaka bu ücretler güncellenmek zorundadır. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Gelirde adaleti, vergide adaleti, insanca yaşayacak ücreti ve ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız bir ülke için mücadele veriyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz, hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Hepimizin çalışarak ürettiği değer bu ülkede 80 milyon insanın insanca yaşamasına yeter de artar bile. Yeter ki tercihler değişsin, zihniyet değişsin ve neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize ve nasıl bölüşeceğimize hep birlikte karar verebildiğimiz gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke için mücadele veriyoruz. Bunu da hep beraber kazanacağımıza inanıyoruz. Sayın Çerkezoğlu, çok çok teşekkür ederim katılımın.